Bağırsak damar tıkanıklığı neden olur? Kalp hastalıklarının bulguları nelerdir? Yüksek tansiyon nedir? Tedaviye rağmen düşmeyen tansiyon nasıl tedavi edilir? Çarpıntı ve ritim bozukluğu tehlikeli mi? Kalp damar sağlığı hakkında merak edilen her şeyi kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik anlatacak az sonra. Efendim, sıradaki konuğumuz kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik Hocam yine steteskobuyla gelmiş. Evet, hoş geldiniz hoş hocam. Buldu. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim hocam. Sizinle bugün kalp yetmezliği, ne? damar tıkanıklığı, tıkanıklığı evet. yüksek tansiyon, tansiyon üzerinde. Ee, bağırsa, işte mide hı. ağrısı, karın ağrısı, bağırsak sıkıntılar sıkıntılarda kısaca Hı -hı. bahsedeceğiz. Güzel bir bilgilendirici evet. sohbet geçireceğiz inşallah. Evet. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Eğer hocama sorularınız varsa lütfen altta geçen WhatsApp numaralarından sorularınızı bile evet. bize ulaştırın. Ben yayın sırasında hocama sorularınızı iletiyor olacağım Hocam, ilk olarak kalp yetmezliği ile evet. başlayalım. Evet, kalp yetmezliğini anlatayım da ondan önce dün acı bir gün yaşadık. Evet Yaklaşık hocam. Yaklaşık bir sürü şeydimiz oldu. Halkımıza ve yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Şeyden Allah rahmet eylesin. Buyurun hocam. Kalp yetmezliğiyle, Şimdi başlayalım. yetmezliğiyle başlayalım. Kalp yetmezliği aslında 60 yaş üzerinde hemen hemen herkeste görülebiliyor. Hı hı. Bir gizli kalp yetmezliği var. Bir de kalp krizi geçirip de kalp yetmezliği olanlar vardır. Şimdi bizim için hani gizli kalp yetmezliği küçük tansiyon yüksek olanlarda görülür. İşte bu hasta. Kardiyoloji polikliniğine gider, doktor der ki de bir şey yok. Hastanın gitme nedeni de şudur, nefes darlığı. İşte hocam ben 100 metre gidiyorum, Hı -hı. yoruluyorum, nefesim daralıyor. Ama gidiyor ne diyor ki bir şey yok. Bunun sebebi aslında nedir? Akciğerle kalp arasında dönem bir dolaşım vardır. Oradaki tansiyonun e, yüksekliği. O tansiyon küçük tansiyon. Hı -hı. Normalde 6, 7, 8'dir ama o nefes darlığı çeken hastalarımız genelde 9, 10 oluyor. Bundan dolayı yüksek tansiyon, şey küçük... Karp Küçük tansiyon yüksek olmasından dolayı nefes darlığı çekiyorlar. Hı hı. Tabii bunu biz pek dikkate almıyoruz. Bizim için önemli olan diğeri yani büyük şey e, e, hani gözle görülen kalp yetmez. O da nedir? Kalbimizin gücü 60'tır. Şu şekil kasılır. Hı hı. Kalp yetmezli olanlarda şu şekil kasılır. Ama yani 60 olan güç 40'lara 30'lara düşer. Bir vaka vereyim ki izleyicilerimiz daha iyi anlasın. Buyurun hocam. Şimdi bir e, kaçtı? 63 yaşında bir hasta bir kalp krizi geçiriyor. Kalp krizinden sonra kalbi 60'tan 30'a düşüyor. Yani 7-8 ay içerisinde hasta giderek artan bir nefes darlığı. Artık hasta yatarken daha, daha önce krizden önce tek yastıkla yatarken krizden sonra 3-4 yastıkla yatıyor. Yani sırt üstü yattığı zaman nefes darlığı çekiyor. Hasta işte 10 adım gidiyor tıkanıyor ve zamanla artık yürüyemez hale gelmiş. Hasta 70 şey 92 kiloyken birden 120 kiloya kadar çıkmış. Hı, kilo artışına da sebep evet. mu? E, Tabi yani sonuçta kalp zayıflamış hı hı. E, yük arttıkça kalp daha da zorlanacak. Hı hı. Hasta işte doktor çoğu sağlık kuruluşuna gidiyor, hastanede yatırıyorlar, müşahede alıyorlar, yoğun bakıma yatıyor ama bir türlü toparlayamıyor. Sonra hasta işte bir şekilde sosyal medya üzerinde yani bir şekilde bize ulaştı geldiğinde hastanın kilosu 120 civarındaydı. Hasta rengi soluk konuşamaz yani konuşuyor şöyle dinlenerek konuşuyor yani o derece nefesi daralıyor hasta. Hı hı. Sonra bu hasta işte bir medikal tedavi uyguladık 24 saat içerisinde uyguladığım tedaviyi söyleyeyim 24 saat içerisinde hastada 20, 20 22 litre sıvı boşalttı. Çok fazla. Yani hocam. evet tekerlekli sandalyeyle gelmişti o hasta. <laughs> 24 saat o sıvı boşalttıktan sonra hı hı. hasta birden işte 120 kilodan 90 100'ün altında düştü. Hastanın nefesi açıldı, hı hı. rahat nefes almaya başladı. Ayaklar baya şişti. O şiş gitti. Karnı şişti. O, o şiş de kayboldu. Hasta tekerlek sandalyeyle geldi, yürüyerek çıktı. Peki hocam biz o hani kilo dediniz ya az önce. Hı hı. O kilo değildi aslında. Kalp yetmezliğinden dolayı vücut durmada su toplamış, topladı, toplamış. Ediyor. O su toplandıkça işte kalp daha da büyümüş, büyümüş ve hı hı. o yetmezlik daha da arttı. Beyne giden kan akımı azaldı, böbreğe giden kan akımı azaldı ve akciğerlerde sıvı toplandı ve hasta sürekli bu şikayetlerle gelip gidiyordu. Hı hı. şey Polikliniklere, yani sağlık merkezlerine. İşte bu tedaviyi verdik, sonra güzel bir tedavi düzenledik. Bir aydır hastayı takip ediyorum, hasta gayet rahat. Peki hocam bir belirtilerini tekrardan geçelim. Belirtisi şudur, kalp yetmezliği olduğu zaman ilk önce bir akciğerler sıvı topluyor, nefes darlığı çekiyorsun. Sonra karnında şiş oluyor, sonra ayaklarında şiş oluyor Hı -hı. kalp yetmezliği. Ama kalp yetmezliği şudur, yani kişi bilir kalp yetmezliği olduğunu. Çünkü bir kriz geçiriyor, krizden sonra kalp Hı -hı. yetmezliği gelişiyor ve doktorlar söylüyor. Diyor ki Sen de kalp yetmezliği gelişiyor, şunlara şunlara dikkat et. İşte en önemliye dikkat edecek? Tuz yemeyecek diyoruz ki az sıvı tüket. Fazla tuz kullanma hı hı. çünkü tuz kullanırsan tansiyon yükselir tansiyon yükselirse de yetmezliğin artar Artabilir. ve şikayetlerin artar. Hı hı. Peki hocam e, tedavisi olan bir hastalık. Tabi yani zaten... tedavisi olan bir hastalık şudur hani tedavisi şudur şikayetlerine yönelik bir tedavi vardır. Hı hı. Hastanın kalbi 60'dan 30'a düşmüştür 30'a göre artık bundan sonra günlük yaşamını Evet düzenlemesi gerekiyor. gerekiyor. Peki hocam bağırsak damar tıkanıklığı üzerine konuşalım Şimdi, biraz da. Bağırsak damar tıkanıklığı aslında çok geniş bir konu. Hı hı. Ben sadece iki vaka üzerine anlatayım. izleyicilerimiz e, çünkü e, Daha çok da telefon doğru. geliyor. Hı hı. Bir bağırsak tıkanıklığı olan bir vaka anlatayım. Hı hı, Bu hastamız 4-5 yıldır sürekli giderek artan bir karın ağrısı. Ne zaman oluyor? Yemek yediği zaman karnı ağrıyor. Yemekten hocam yemeğimi yiyorum ondan sonra karnım ağrıyor. Zaman içerisinde o, o kadar artıyor ki artık yemek görse dahi karın ağrısı çekmeye başlıyor. Ondan sonra hasta dolaşıyor tabii. Bu karın ağrısı sonuçta rahatsız edici bir durum. Günlük yaşam etkileyen bir durum olduğundan dolayı durmadan çoğu epey bir doktora gitmiş. Epey bir sağlık merkezlerine gitmiş. Yapılan bütün tetkikler temiz. Sıkıntı yok. Ondan sonra hasta derdine çare aradı. Bize de geldi. Bize geldikten geldiği zaman biz hastaya işte bütün tetiklerine bak her şey yapılmış. Bunun üzerine biz de yapılmayanları yapalım dedik. Hastanın bağırsak anjiyografisini yaptım. Hastanın bağırsak anjiyografisini yaptığımda hastanın mideyi ve dalak, bank, e, işte karaciğere giden damarın orada bir yağ dokusu e, oluşmuş. O yağ dokusu damara bası yapıyor hı hı. ve dolayısıyla hasta yemek yediği zaman mide aşağı doğru indiğinden dolayı orada bası artıyor ve damardaki kan akımı azalıyor. Ve bunu ağrı olarak yansıyor hastaya daha sonra onu işte e, genel cerraha yönlendir. Genel hmm. cerrahi ameliyatını yaptı. Hastanın bütün şikayetleri kayboldu. Bir yine bir vaka daha var. O da bağırsak damarı tıkanmıştı. O da aynı şekilde yemek yediği zaman karın ağrısı çekiyor. Ondan sonra e, o da yine çok çok zaman hastaneye yatmış, yoğun bakıma yatmış. Ondan sonra bir şekilde eee cevap bulamayınca Hı -hı. ona da biz anjiyografi yaptık ve bağırsak damar tıkalıydı ona sistem taktık bütün şikayetlere geçti ki düşün hastayı servise aldım e, servise aldı, aldığım zaman direkt hasta yemeği gördüğü zaman korkuyordu o hissi birden kayboldu rahat rahat yemek yiyebildi bunlar bağırsak tıkanıklı, damar tıkanıklı olanlar bağırsak ve midenin damar tıkanıklığı bir de şu var bazı hastalarımızda karın şiştiği azımsızlık ondan sonra karın ağrısı e, e, ondan çarpıntı, yemekten sonra çarpıntı, halsizlik, bir fenalık hissi gelme. Hı hı. Bu gibi bu hastanın, bunda da bir 68 yaşında bir hastam vardı. Az önce bahsettiğim hepsi vardı. Hocam yemek yedikten sonra bir halsizlik, bir çarpıntı oluyor. E, ondan sonra bazen tansiyon yükseliyor, düşüyor. E, bazı, ve gitgide iştahım azalıyor, yemek yiyemiyorum. Ve vücudum her tarafında ağrı oluşmaya başladı. Bu hastada da bütün tetkikler yapılmış. Hasta en az 2 yıllık bir hastaydı. Bütün tetkikler temiz. Sonra biz de baktık tetkiklerinde bir şey yok. Bu hastada da sıkıntısı neydi biliyor musun? Şu bağırsağın bir kendine ait bir sinir sistem vardır. Hani kişi depresyona girer sinir sisteminden dolayı depresyona girer, psikiyatriye gider tedavi olursun bir şekilde ilaçla. Bağırsak da depresyona girmiş. Bağırsağın kendine ait siniri. Hı hı. Depresyona giriyor. Yemek yediği zaman hemen tepki veriyor. Biz de bu hastaya bağırsaklar üzerine yani bağırsak sinirini tedavi edecek bir e, ilaç tedavisi başladık. Hasta bir hafta sonra tüm şikayetleri geçti. Yani aslında buna ben şunu diyorum bağırsaklar sana küsmüş hasta ediyorum Yani küsmüş yani bir şekilde sana kırılmış. Hı hı. Biz de işte onu o, o bağırsak o sinir sistemini tedavi ettik. Düzeltti o şikayetler tamamen geçti. Hani bunu yaparken medikal bir ilaç tedavisi dediğim bitkisel tedaviyle yapabildik. Hı hı diğer ilaçlar vereceğimiz hani barsak siniri üzerine vereceğimiz ilaçlar daha çok beyin sinirinde etkilediği için daha çok psikiyatristlerin yani görevinde. alternatif tıbba da destek Aha. aldınız evet. hocam. Hocam sizi bulmuşken çok az da bir süremiz kaldı. Koronavirüsü son Ko zamanlarda çok çok konuşuyoruz. Evet. Sizden de bilgi almak Aha. isteriz bu Koronavirüsü e, normal bir gripal virüstür. Hı -hı. Yalnız diğer griplerden farkı 100 kat daha ölümcüldür. Bulaşma oranı daha yüksektir. Koronavirüsü e, ...nasıldır, e, hani şunu söyleyeyim, 100 kişi korona virüsüne yakalandı, 2-3 kişi ölüyor. Bu derece ciddi. Hı hı. Dünyanın da harekete geçmesinin evet. sebebi bu. Korona virüsü konuşurken ağzımızdaki tükürük parçacıklarının içerisinden bulaşır. Onun içinde de yaklaşık 100 bin tane virüs vardır. O virüs, o tükürük parçası üstümüze geldiği zaman bu geldiği alanda 100 bin tane virüs vardır. Bu alana biz elimizle temas edip ağzımıza götürdüğümüzde ağız yoluyla direkt bulaşıyor. bulaşıyor. Enfekte oluyor. Hı hı. Enfekte oluyor. Bulguları nedir? Bulguları şunlardır. Virüste temas ettim. Virüste temas ettikten bir iki gün sonra boğazında kurulu kese olur. Hı hı. Ondan üçüncü, dördüncü gün kuru öksürük olmaya başlar. Daha sonra geniz akıntısıyla o virüs akciğerlere gider. Akciğerleri de, de enfekte ettikten sonra onda zatüre dediğimiz tablo oluşur beraberinde ateş ortaya çıkar. Hı hı. Ateş 38,5 39 derecedir. Öyle çok yüksek ateş de değildir. Hı hı. Bulguları o zaman ha burun akıntısı yoktur. Burun akıntısı yok. Kuru öksürük var. Boğazda kuruluk hissi vardır hı hı. ateş. Ve işte yaklaşık bir e, 10 20 günlük bir tedavi sürecinden sonra immün sistemi yani dirençli olan, güçlü olan immün sistemi güçlü olanlar atlatır. Hı hı. Olmayanlar da genelde şey yani ...daha ağır seyrediyor. Çok kısa nasıl korunabileceğimiz konusunda... ...bir şey isteyeceğim sizden hocam. Şüpheli bir vakayla temasın oldu. Evet. Ne yaptın? İşte tokalaştın. Hı hı. Ya da ne oldu? Konuşurken belki bir parçacık ağzına gelmiştir. Yapacağın şudur. İlk önce ellerini yıkıyorsun. Eller kesinlikle yıkayacaksın. Sonra üstündeki elbise varsa... ...onlar götürüyor. Eve gittiğin zaman götür... ...hemen sıcak suya, 40 derecenin içindeki sıcak suya koy. Sıcak bir duş al, yüzünü yıka. Ve bol bol... ...çay... Ve kahve iç. Sıcak Sıvı içecekler içecek. için çünkü koronavirüsü 27 derecede ölüyor. Hmm, Güneş ışınlarında dayanamıyor, dayanaksızdır. Soğuğu seven bir virüstür. Hı hı. Bu nedenle ben özellikle koronavirüste korunmak için bol bol çay içsinler. Sıcak, sıcak çay ama soğuk değil. Bizim bol insan bol kahve kahve sıcak çok sever hocam. Muhtemelen şunda da artık bu ara uzak dursunlar. Sarılıp işte hasret giderme, öpüşme gibi durumlarda uzak dursunlar. Önlem alsınlar diyelim. E, evet. Bunlardır, teşekkür yani. ederiz hocam bilgilendirici bir sohbetti bizim için. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim.